Hemen konuğumuza merhaba diyelim. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, merhaba efendim. Vallahi biz sizi birkaç gündür haberlerde sık sık izliyoruz. Biz tanıyoruz sizi ama izleyicilerimize bir kere daha kendinizi tanıtmanızı istiyorum hocam. Fatih Tabii. Bey. Ben adım Fatih Aydın. Ordu Halk Sağlığı Başkanıyım. Evet. Aile hekimliği uzmanıyım. Evet. Yaklaşık 1,5 yıldır da Ordu ilimizde halk sağlığı hizmetlerine ben bakıyorum. Burada da biraz önce söylediğiniz yakın süredir yani bir süredir beni izliyorsunuz. Neden? Çünkü bulaşıcı hastalıklar aynen, konusunda... Tam mevsimi değil mi hocam? Evet. Hem bulaşıcı hastalıklarla ilgileniyoruz hem kronik hastalıklarla ilgileniyoruz. Bunun dışında diğer toplum sağlığı hizmetlerimiz var. Hani geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Bulaşıcı hastalıklar da bunlardan bir tanesi. O yüzden ve dönemsel olarak da kış aylarında olmamız sebebiyle bir süredir beni izliyorsunuz. Evet. Vallahi bir sıkıntı yok. Vatandaşı bilgilendirmek adına ben geçtiğimiz günde benzer dilek ve temellerimi söyledim. Sizler gibi ekip arkadaşlarımızın buradan doktorlara ulaşamayan, şu anda bizi izleyen yüzlerce vatandaşımız var. Tüm kalbimle söylüyorum. Kırsal Evet. kesimde, köylerde. O yüzden yerel kanalların da böyle bir misyonu var. Onların evlerinde internet yok. Onların evinde sosyal medya yok. Yerel kanallarından aldıkları bu bilgilendirme doğrultusunda Evet. eminim ki yani bir insanı dahi burada yapacağınız bir telkinle, bir tavsiyeyle, bir öğütle bir hastalığa karşı önlem aldırabiliyorsanız ne Evet. mutlu sizlere, bizlere. Biz de aracılık yapıyoruz bu Evet. anlamda. Bakın ben bununla alakalı ben aslında şunu söyleyeyim. Size çok müteşekkiriz biz bu konuda. Neden? Sadece kırsalda değil bu arada. Benim bildiğim il dışında da yani yerel televizyonda olsanız pek çok ilde izleniyorsunuz. Bir kere ordulular zaten burayı takip ediyor. Yani sizleri yakından takip ediyorlar. Bir ikincisi gerçekten de çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Yani hani bizim zaten esas amacımız doğru bilgiyi doğru şekilde insanlara ulaştırmak. Fakat malumunuz özellikle sosyal medya son zamanlarda internet aracılığıyla maalesef bir kirli Aynen. bilgi de var ortalıkta. Bunları sizlerin sayesinde daha kurumsal insanlar, daha bu konuda duyarlı, özverili insanlar sayesinde hem dediğiniz gibi kırsal kesimde olan insanlara hem de yine şehirlerde, farklı şehirlerdeki insanlara da sizlerin aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Evet, hazır İl Halk Sağlığı Şube Müdürü sevgili Fatih Aydın buradayken elimizde bir adet telefon var. Bu telefon ne işe yarıyor? Bu telefon sosyal medyadan sadece yazdığınız bilgilerden aldığınız tavsiyeleri kullanmaya yaramıyor. Arada bir de internet var. İnternetten de o Evet. bilgilerin doğruluğunu eğer kontrol ederseniz, yani biz biraz araştırmasını sevmeyen bir milletiz. Bu anlamda sizin söylediğiniz şeye de katılıyorum. Orada ciddi haber sosyal medya siteleri var. Evet. Bu işi düzgün yapan arkadaşlarımız var ama her önüne gelen arkadaşımızın bu sosyal medyadaki bilgi kirliliği doğru bilgiyle yanlış bilgi arasındaki bu tartışmayı uzatıyor, götürüyor. Evet, Biz kesinlikle. şimdi isterseniz şu virüsleri konuşalım. Bu aralar Tabii. salgın hastalıklar çok fazla var. Evet. 4 Şubat'ı da konuşacağız. Kanser Tabii. farkındalık günü ile ilgili. Onu biraz biz de atlamış olabiliriz. Aslında biz bu tip özel günlerde sizlerden uzman hekim tavsiyeleriyle vatandaşlarımızı bilgilendirmenizi rica Evet. edeceğiz. Bu konuda bu programı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. O konuda da geçen gün gelen Tamam. arkadaşlarımıza da benzer şeyleri söyledim. Yani program paydaşı sayıyorum. İl Halk Sağlığı, İl Sağlık Müdürlüğümüz. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Şubesi'ni buranın bir programın paydaşı olarak sezon sonuna kadar birlikteyiz. Tamamdır. Ben Tamamdır. yani şöyle çok teşekkür ederim. Öncelikle bize bu fırsatı sunduğunuz için yani istediğiniz gibi kullanabilirsiniz dediniz. Bu Evet. gerçekten büyük, çok güzel bir özgürlük. Burada da biz zaten daha öncesinde de sizlerle Aynen. çok defalarca bir araya geldik. Çok daha iyi bir şekilde kendimizi ifade Mutlaka. edebiliriz. Şimdi Evet, konumuza isterseniz gelelim konumuza lütfen. gelelim. Virüslerden bahsedeceğiz. Neden? Çünkü aslında hepimizin az çok bir bilgisi oldu bu konuda. Yani enfeksiyon nedir, hastalık nedir, ne aracılığıyla bulaşabilir? Bu konuları aslında çok daha rahat eskiye nazaran çok daha rahat anlatabiliriz. Hepimizin bildiği üzere virüsler aracılığıyla bakteriler de var. Fakat özellikle grip hastalığında, soğuk algınlığında ve diğer gündemde olan bulaşıcı hastalıkların etkenlerini baz aldığımızda burada ağırlıklı olarak karşımıza çıkan ajanlar virüsler. Burada hangi virüs özellikle ön plana çıkıyor? İnfluenza için düzeltiyorum. Grip için influenza virüs ön plana çıkıyor. Burada influenza virüs aracılığıyla yoluyla bir hastalık İnfluenza virüs tablosu dediğiniz
Evet, influenza virüsü. Aslında İtalyanca adı yıldızlardan gelen gizli kuvvet anlamına da gelen bir şeyi var, anlamı var. Latince isimler bunlar, yani yabancı isimler. Evet, virüsün ismi. Evet, virüsün ismi. Herhangi bir bunun tıbbi terim değil. Kesinlikle. Bunun yaptığı hastalık da grip. Grip. Grip aslında bir semptomlar bütünüdür. Yani hani hepimizin bildiği öksürük, ateş, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi semptomlar bütünü zaten hepimiz az çok bunları yaşadığımızda biliyoruz ki biz grip olduk. Peki gribi yapan ne? İnfluenza virüs. Peki influenza virüsün ben hani onu da siz sormadan söyleyeyim. Domuz gribi diyorlar, kuş gribi diyorlar. Birçok formu var. İnsanların adlandırdığı form var. Şimdi burada normalde hayvandan insana influenza virüs geçmez. Fakat bazı mutasyonlar oluyor. Bazı değişiklikler yapıyor bu virüs ve bir şekilde insana bulaş oluyor. Özellikle domuz gribi 2009 yılında Meksika'dan bir şekilde insanlara bulaşıyor. Ve sonrasında da insanlara bulaştıktan sonra bütün dünyada pek çok insanı tutacak şekilde hastalık tablolarına, buna biz pandemi diyoruz, bunlara neden olabiliyor. Fakat biz artık domuz gribini, yani H1N1 alt tipini mevsimsel grip olarak adlandırıyoruz. Yani dönemsel griplerden bir tanesi. Normal bir seyrine girdi. Tabii ki. Aşıları kesinlikle. Da ya da tedavi şekilleri de var sanırım. Tabii ki. Artık eskisi gibi tabii kaygılanmamak ki. Gerekiyor. Vallahi evet. İlk çıktığımda oğlum da böyle bir şeyle karşılaşmıştı. Çok panik evet. Olmuştuk. Şimdi biraz ama eski gripler gibi değil bu virüsler. Biraz daha güçlüler sanki ya da etkisi biraz daha uzun mu sürüyor hocam? Şimdi tabii şöyle aslında güçlü mü? Tabii ki her şey değişiyor. Onlar da kendi genomlarını değiştiriyorlar, mutasyonlara uğruyorlar. Farklı direnç mekanizmaları geliştiriyorlar. Bu bir kenarda dursun. Fakat burada bizim bunu direnç olarak veya güçlendiğini ettiğimiz tablo şudur. Biz semptomları belki biraz daha ağır geçiriyor olabiliriz. Bu bir. İkincisi, biz bunu artık daha çok duyuyor olabiliriz. Daha ilgiliyizdir. İletişim ağlarımız kuvvetlendi. Olan bir herhangi bir ölüm haberini biz daha hızlı alabiliyoruz. Daha çabuk ulaşabiliyoruz. Aa evet işte hani bundan dolayı bir ölüm meydana geldi şeklinde yansıtabiliyoruz. Fakat burada yani gripin fatalitesi yani öldürücülüğü 10.000'de 1 civarındadır. Yani aslında çok yüksek bir oran değil. 10.000 vakadan bir kişinin hayatını kaybetmesini zaten bekleriz biz. Önceden de böyleydi. Fakat biz bu bilgilere sahip değildik. Şimdi daha ağır geçirme durumunu da izah edecek olursak, değişen çevre şartları, hava kirliliği, bizim belki bağışıklık sistemimizin biraz daha zayıflamış olması, belki bunun biraz daha ağır geçmesine sebep olacaktır. Gribe yakalanmamak için vatandaşlarımız nelere dikkat etmeli? Evet, şimdi öncelikle en önemli korunma tedbirinden bahsediyorum. Grip, Kasım civarında, yani sonbaharın sonundan başlayarak kış ayında ve ilkbahar başına kadar mevsimsel olarak görebileceğimiz bir hastalıktır. Pek çok kişide karşılaşırız. Evet. Burada bu en önemli tedbir aşıdır. Yani mevsimsel grip dönemine girmeden önce, sonbahar sonuna gelmeden önce yaklaşık Ekim-Kasım aylarında biz eğer grip aşımızı vurdurursak ki biz bunu öneriyoruz. Bu ücretsiz mi oluyor? Hastaneler yapıyor mu? Bunu da bilgilendirelim. Evet. Çünkü insanlar tabii. Aşıların ücretli olduğunu düşünenler var. Belki öyledir, evet. Değildir. Bu konuda da bilgilendirmenizi rica ediyorum. Şimdi tabii grip aşısı bizim genişletilmiş bağışıklama programımız var. O kapsamda değil. Ama özellikle risk gruplarında, yani ileri yaşlarda, kronik hastalıkları olanlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda biz bunları reçete ettiğimizde veya sağlık çalışanları ki onlar esas risk grupları olarak görülüyor, biz bunların ücretsiz olarak teminini de sağlıyoruz. Ama onun dışında tabii reçete ediliyor, eczaneden alınıyor. Evet, grip olmamak için aşı yaptıracağız. Peki evet. Başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunların hocam? Dışında aşı bir kenarda durdu. Evet. Hasta olmadan önce ne yapmalıyız? Buna dikkat edersek, bir kere bu aylarda vücudun direnci çok önemli. Yani bol su tüketmeli, taze meyve sebze tüketmeli. Bir şekilde direnci iyi, uyku düzeni çok önemlidir. İyi istirahat etmek çok önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlü tutmalıyız, bu bir. İkincisi, bu dönemlerde biz neyi biliyoruz? Hastalık, yani sayısı, hasta kişilerin sayısı artıyor. Dolayısıyla kişisel alana çok fazla insanın girebileceği ortamlarda da çok da uzun vakit geçirmemek gerekiyor.
Yani bir iki metredir yaklaşık bu kişisel alan diyelim. Ya bir metre diyelim. Ve mesafemiz iyi değil mi hocam? Bizim mesafemiz güzel. Şimdi burada grip damlacık yoluyla bulaşır. Ve dolayısıyla bu damlacıkları hasta insanlar öksürerek veya hapşırarak yaklaşık 1-2 metreye kadar ulaştırabiliyorlar. Dolayısıyla bu riski artırıyor. Orada aksırırken bir korunma şekli var. Onu uzmanlar doğru bir şekilde gösterirlerse. Doğru hareket nedir insanlar aksırırken? Evet. Şimdi özellikle yanında getirmedim aslında ama burada olduğu güzel oldu. Bakın şöyle bir peçetemiz var. Evet. Ya bu peçete tek kullanım peçetelerimiz de var biliyorsunuz. Bunları tek kullanım olacak. Dikkat, altını çiziyorum. Tek kullanım. Yani sayfa sayfa kullanmayın. Bir sefer kullanacaksınız. Ağzınızı, burnunuzu şu şekilde kapatıyorsunuz. Öksürürken veya hapşırırken. Sonrasında bunu çöpe atıyorsunuz. Yanınızda peçete yok. Şu hareketimi yapıyoruz. Evet, yanımızda da peçete yok. Şu şekilde kolumuzun içine doğru dönerek hapşırıyoruz. Ben sık sık yayında söylüyorum. Yaşlılarımız için özellikle. Kalabalık ortamlara girdiklerinde eczanelerde satılan bu koruma bantlarını hani trenlerde Avrupa'ya da yurt dışına gittiğimizde görüyoruz. Evet. İnsanlar kalabalık yerlerde işte takıyorlar. Acaba hasta mı, kanser mi falan diye böyle bir bizim Türklerin böyle bir şey algısı vardır. Hayır, kalabalık yerlerde virüs kapmamak için bu da kullanılabilir mi hocam? Yani bunu da şimdi şöyle o konuya da gireyim. Aslında kullanılmasına da çok da gerek yok. Yani bir şekilde bunlar böyle çok tam sızdırmaz maskeler değil. Evet. Ama biz bu maskeyi nerede belki önerebiliriz? Hasta kişinin bulunduğu virüsü kendisinin takmasını isteyebiliriz. Ama burada da böyle bir hani zorlamanın anlamı yok. Ama hani mümkünse bulaştırmayacak şekilde böyle bir maske kullanabilir. Ama sağlam kişi bunu takmasının çok bir anlamı yok. Ama dünyada da böyle bir, yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da bununla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz gün röportajınızı izlerken bu el yıkamayla ilgili hassasiyetinizi de Fark kesinlikle. Evet, el yıkama. Çok çok güzel değindiniz. Evet. Ben atlamamamız gereken en önemli bir konu. El hijyeni. Bakın çok unutuyoruz. Çok aslında bizim kültürel olarak çok üstüne düşkün olduğumuz bir konu temizlik. Ve el yıkama olayı. Bizim için çok önemliydi. Ve biz bundan uzaklaşmamamız lazım. Özellikle ellerimizi şöyle kıvrımlarını, aralarını ve dirseklere kadar su ve sabunla yaklaşık 30 saniye boyunca günde en az 5-6 sefer yıkamamız gerekiyor. Burada bütün orada zararlı olabilecek, bütün hepsini değil ama önemli bir kısmını mekanik olarak biz vücudumuzdan uzaklaştırabiliyoruz. Çünkü çok yere dokunuyoruz. Bu virüsü taşıyabilecek, ki virüs cansız yüzeylerde 2 ila 8 saat arasında canlı kalabilir. İnfluenza için bahsediyorum. Burada dokunduktan sonra çocuğumuza dokunuyoruz. Bir diğer insanlara dokunuyoruz ve burada ellerimizi yıkamadığımız zaman bu virüsün taşıyıcılığını da aynı zamanda yapıyoruz. El yıkamak çok önemli. En önemli hatta koruyucu tedbir aslında. Evet. Peki hocam, bu aralar koronavirüsünü de çok fazla konuşmaya başladık. Ölüm sayısı gittikçe artıyor. Dünyadaki yayılma hızı da devam ediyor. SARS virüsü kadar kimi uzmanlar fazla öldürmüyor diyorlar ama çok ciddi bir şekilde sayıda artmaya başladı. Evet. Zaman zaman da hani Amerikan film sektöründe duyarız, izleriz işte dünyanın sonlu bir virüsle gelecek diye. Siz ve Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki bu virüslere karşı nasıl önlemler alıyorsunuz? Şimdi bu bilgilendirmeler dışında. Şimdi koronavirüs biliyorsunuz Çin'den çıktı. Çin'in Wuhan eyaletinde Hubei şehri var. Burada bir hayvan pazarı var. Buradan insanlara bulaştığı söyleniyor. Daha önce yarasa farklı şeyler var. Kesinleştiremiyoruz aslında. Şu andaki en büyük sıkıntımız en güçlü iddia yarasa. Dip balıkları var. Fakat bizim sıkıntımız da şu, çok kesin bilgiye sahip değiliz. Burada tahminlerimizi, öngörülerimizi daha önce bu aynı virüs ailesinden MERS'le, yani Orta Doğu koronavirüsüyle veya SARS'ta kıyaslayarak bunlarda böyle olmuştu, böyle olabilir. Ama öldürücülük oranları bunlar kadar değil. Biz günlük takip ediyoruz. Ne önlem aldığımızı ben buradan bağlamak istiyorum. Bakanlık olarak ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak biz şu anda özellikle Bulaşıcı Hastalıklar Şubemiz günlük Dünya Sağlık Örgütü'nün durum raporlarını okuyor, yorumluyor, değerlendiriyor. Bakanlığımız bununla ilgili bir genelge bir rehber yayınladı. Bir kılavuz koronavirüsle hemen çok hızlı bir şekilde yayınladılar. Bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Biz bu şekilde hastanelerde alacağımız tedbirleri diğer dış çevrede almamız
lüzumu halinde almamız gereken tedbirleri oraya göre planlıyoruz. Oradaki adımları izliyoruz. Burada vakaları ayırmamız gerekiyor. Olası vaka, kesin vaka. Buna göre gideceğiz ve geçenlerde de yine valiliğimizin öncülüğünde, yine İl Sağlık Müdürümüzün de talimatıyla havalimanı personeline bu konuda eğitim verdik. Burada özellikle eğitim çok önemli. İnsanlarımızı bu konuda kirli bilgiden uzak tutmamız lazım. Yani bu ülkemizde şu anda bir kesin vaka da yok. Burada bir paniğe neden olacak bir durum da söz konusu değil. Bizim havalimanımız için, yerel için konuşacak olursak, şu an için uluslararası bir havalimanı da değil, uluslararası hava trafiğinin olduğu bir havalimanı da değil. Dolayısıyla şu anda ekstradan bizim talimatlarımızın dışında, bizim yönlendirmelerimizin dışında yapılması gereken bir tedbir yok, alınması evet. gereken bir tedbir yok. Peki çocuklarımızı gribe karşı korumak adına ekstra hangi önlemleri almak durumundayız? Evet. Anneler özellikle izliyor bizi evet. bu saatte. Anneler, babalar nelere dikkat etsinler? Evet, şimdi öncelikle bir kere şunu söyleyeyim. Evet, hepimiz için biraz belki zor olacak ama çocuklarımızı da çok fazla öpmemeliyiz. Yani böyle çok yakından severek böyle çok fazla samimiyet kurmamalıyız. O da bir birey. Ya onu da böyle artık çok rahatsız etmemeliyiz. Evet, severiz, okşarız ama özellikle bu dönemlerde bizim çocuğa grip bulaştırıcılığımız veya herhangi fazla. Bir evet, virüs bulaştırıcılığımız çok fazla. Bir. İkincisi özellikle bebekler için tedavi seçeneklerimiz de kısıtlı. Tedavi şansımız da çok kısıtlı. Burada emzirme çok önemli. Anne sütü çok önemli. Anne sütü çocuğun en önemli bağışıklık mekanizmasını destekleyen faktördür. Faktör. Evet. Burada emzirme çok önemli yine. Bunun dışında ya mümkün mertebe kalabalık ortamlardan da mevsimsel olarak uzak tutmakta fayda var. Dün bir izleyicimiz yazdı. İzleyicilerimizden de özür diliyorum. Ben de atlamış olabilirim. 4 Şubat kanserde farkındalık günü diye kutladığımız evet. bir gündü. O günle ilgili de kanser hastalarımız mutlaka tüm günler onların günü. Yaşama sevinçlerini, mücadelelerini asla bırakmamaları gerekiyor. Şu anda şifa bekleyen, kanser olduğunu bilen ve bununla mücadele eden onlarca, yüzlerce arkadaşımız, izleyicimiz evet. var. Onlar da izliyorlar. Kanserde erken teşhis ve tanının önemini anlatmanızı rica edeceğim. Çok önemli. Tabii. Özellikle işte sizin çalıştığınız birimlerde de geçtiğimiz günlerde bir gazeteci arkadaşımız anlattı. Bir test yapılıyor. Bu testi herkes yaptırsın dedi. Evet. Lütfen anlatmanızı rica ediyorum. Tabii ki. Şimdi şöyle, bizim erken teşhis konusunda bakanlığımız 3 kanser tipini bizim tarama programımıza almıştır. Çünkü bunların tarama testleri her kanser için olmaz. Belli kriterleri var. Yani tarama sonunda gerçekten tedavi başarısı sağlıyor mu veya maliyet etkinliği oluyor mu? Bunlar hangi kanserler sonuç itibariyle? Serviks kanseri, yani rahim ağzı kanseri, mamografi ile meme kanseri taraması ve yine bir testimiz var. Gayet adı gizli kan testi ile kolorektal kanserlerin taranması. Biz bu 3 kanseri, ki ikisi kadınlara özel, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri ve biri de hem bayan hem erkek için kolorektal kanser. Biz bu 3 kanseri düzenli olarak tarama programına aldık ve düzenli olarak vatandaşlarımızı taramak istiyoruz. Bunları ketemler aracılığıyla, kanser erken teşhis merkezlerimiz var. Buralarda son derece teknolojik imkanlarla, en son cihazlarla ve ücretsiz olarak taramalarını yapabiliyoruz. Bunların dışında kolorektal kanser ve rahim ağzı kanserlerini aile hekimlerimiz aracılığıyla, ki burada aile hekimi vurgusunu özellikle yapmak istiyorum. Bakın, hem grip için hem kanser taramaları için çok geniş bir yelpazede aile hekimlerimiz bize hizmet sunuyorlar. Gerçekten bu konuda çok yetkinler. Ordu'daki aile hekimleri özellikle çok tecrübeli, çok bilgililer, çok donanımlılar ve bu konuda çok özverili de çalışıyorlar. Biz kendilerinin desteğini de alıyoruz bu anlamda. Özellikle aile sağlığı çalışanlarımız, bayan ebelerimiz, hemşirelerimiz özellikle burada çok aktifler. Ve onların da özverisiyle biz belli bir seviyeye geldik Ordu'da bu kanser taraması konusunda da. Özellikle bunlara başvurmalarını istiyoruz. Aile hekimlerinize gidin. Grip olursanız da gidin, kanser taraması yaptırmak isteseniz de gidin veya aklınıza bir şey takılında gidin lütfen, aile hekimimize başvurun. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Programı kullanabilirsiniz dediğiniz için. Evet. Kanserle alakalı bir de şöyle bir durum var. Bu 9 Şubat, önümüzdeki 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü.
Tam adamıyla konuşuyorsunuz. 1 Şubat'ta evet. Sigarayı bırakmış bir harika. Çok arkadaşınızım. Destek almış mıydınız? Hayır, yani destek almadım. Oğlumdan destek alıyorum. Çok güzel. Psikolojik destek ama evet. Şöyle yani 49 yaşındayız. Son 3-4 yıla kadar sigara içmeyen 46 yaşında sigaraya başlayan birisi olarak ben zaten izleyicilerimize 1 Ocak itibariyle söz vermiştim ama 1 Şubat'ta bıraktım. Herkese de tavsiye ediyorum. Harika, çok güzel. O zaman 9 Şubat hangi güne geliyor? Pazar günü. Pazar gününe geliyor. Biz 9 Şubat'ta da olur, 10 Şubat pazartesi sabah da olabilir. Bu farkındalıkla ilgili 9 Şubat hafta sonu arkadaşlarımız yapıyor ama pazartesi evet. günü bir özel program yapabiliriz bununla ilgili. Olabilir, tamam. Tamam, uzmanlar gelip evet. burada anlatırlar. Evet. Sigara bırakma hattı ile ilgili siz sözlerinizi tamamlayınız. Evet, 9 Şubat'ta yani burada da özellikle sigarayı bırakacağız. Evet. Bırakmalıyız, bırakalım çünkü kanser gerçekten artık çok yaygın karşılaşıyoruz ve eğer sigarayı bırakırsak biz dünyadaki... %22 dediniz, onu hatırlıyorum. Evet, onu hatırladım, aynen. Oradan hatırladım. Evet, o %22 içerisinde olmamak için sevgili izleyiciler sigarayı evet. bırakmanız gerekiyor. Evet. Hocam son dilek ve temennilerle size veda edelim. Ben programa devam edeceğim, kusura bakmayın. Tabii ki. Ben son olarak şunları söylemek istiyorum. Özellikle Elazığ'da ve Van'da meydana gelen afetlerimizde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Gerçekten çok üzücü günler geçiriyoruz. Ardından İdlib'deki şehit haberimiz. Evet, şehitlerimiz için de aynı şekilde Allah'tan rahmet diliyorum. Van Bahçesaray, hepsi böyle peşe geldi. Yani zor bir süreçten geçiyoruz. Zor günler geçiyoruz. Rabbim hepimizi bu afetlerden, hastalıklardan korusun. Onun dışında da Ordu İl Sağlık Müdürlüğümüzün internet siteleri ve sosyal medyasını özellikle hashtag Ordu Sağlıklı Günler adıyla takip etmesini vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Çünkü burada kısıtlı olarak anlatabildiğimiz şeyler orada detaylarıyla birlikte mevcut. Oralarında vatandaşlarımızın bizi takip etmesini istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Halk Sağlığı Şube Müdürü, doğru söyledim değil mi hocam? Fatih. Halk Sağlığı Başkanı. Söyleyeceğim, bir gün söyleyeceğim. Hocam durun, kıpırdamayın. Mikrofonunuzu arkadaşlarımız çıkarsınlar.